Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Önceki programda rüyalar ile dış dünya ve fizik alemi arasındaki doğrudan ilişkiyi incelemiş ve örnek rüyalarla konuyu aydınlatmaya çalışmıştım. Bugünkü konumuz ise dış dünya ve yaşadığımız hayatın rüya yönüne dair. Nasıl ki rüyalar Allah'ın bir dilidir, onlarla bizimle konuşuyor, rüyalar yoluyla bizi muhtemel veya işlenmiş yanlışlar konusunda ikaz ediyor, hem yapılacak ve yapılmış güzellikler konusunda bizi tebrik, takdir ve teşvik ediyor. Bu manasıyla rüya alemi ve içindeki her şey ilahi ilim ve hikmet, rahmet ve inayetle kurulmuş bir yerdir. Aynen öyle de yaşadığımız hayat, karşılaştığımız kişiler ve olaylarla Allah bizimle konuşur ve konuşuyor. Öyle ki bu konuşmanın rüyalar gibi sembolik ve işarete dayalı yönü bulunduğu gibi kimi zaman da doğrudan doğruya ve birebir tarzdadır. Çünkü içinde yaşadığımız maddi dünya rüya aleminden daha ötede ve yoğunlukta bir rahmet ve özel ilgi ilim ve hikmet üzerine kurulmuştur. Sadık ve rahmani rüyalar bu yoğun alemde bize yön gösteren birer pusula ve birer kutup yıldızıdırlar. Sosyal hayatın rüya yönüne dair çok çeşitli vakalar geçmişte yaşanmıştır. Şu anda yaşanıyor ve gelecekte de yaşanacak. Çünkü bu rüya yönü ve verdiği işaretlere insan ruhu muhtaçtır. İnsanın duyguları ve kalbi de bu özel ilgiye açtır. Olayları bu tarz okumaya Kur'an'da tevil ile hadis yani olayların semavi kökü ile bağını kurarak manasını anlama ilmi denilir ki Hz. Yusuf Aleyhisselam verilen ilimlerden bir tanesinin de bu olduğu Kur'an'da vurgulanır. Bu tarz vakalara sosyal rüya ismini vererek sıralayacağım. Birinci sosyal rüya İlk sosyal rüyamızı Kur'an'dan göstermek istiyorum. Rüyayı gören Hz. Süleyman Aleyhisselam. Bu konuya dair ayetler Nemil Suresinde şu şekilde geçiyor. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadesine geldikleri vakit bir karınca, Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye, ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hüt hütü göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken hüt, hüt çok beklemedi çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onları yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah secdetmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman de şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki ey ileri gelenler. Bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Ey ileri gelenler, durumun hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki: Biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberiyle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni maviyle desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirseniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Ne mi ayetler bu şekilde tamamlandı. Bu vakayı dikkatle incelediğimizde sosyal hayatta ve dış dünyada görülen ve karşılaşılan şeylerin bir süre sonra gelecek veya olacak olayların içeriğini taşıdığını dolayısıyla bir gaybden haber verme olduğunu görürüz. Bu kıssa, Hütüt'ün getirdiği bilginin daha öncesinde Hz. Süleyman Aleyhisselam haber verilmesidir. Bu vakanın sosyal rüya olduğunun delilleri şunlardır. Karınca, rüyalarda hırs ile bu dünya imkanlarını elde etmeye çalışmayı temsil eder. Buna mukabil, arı, tevekkül ve kanaatin sembolüdür. Karınca bu sosyal vakada Sebe halkına işarettir. Çünkü onlar karınca gibi hırsla ve organize bir yapıyla dünya hayatının rahatı için çalışıyorlardı. Burada sebe kavmine işaret olduğunun diğer delili şudur. Karıncalara seslenen bir karınca var. Erkek karıncanın Arapçası nemil, dişi karıncanın ise nemledir. Ayetin Arapçasında قَالَتْ ya يَا اَيُّهَا النَّمْلُدْ حُلُوا مَسَاكِنَكُمْ Bir dişi karınca dedi ki Ey karıncalar topluluğu, meskenlerinize girin. Süleyman ve orduları sizi farkında olmadan ezmesin diyor. Mealler bu inceliği yansıtmadan bir karınca diye çeviriyorlar. Oysa doğrusu bir dişi karınca olmalı. Ta ki ayetin öğrettiği bu ders saklı kalmasın. Kıssanın devamında görüldüğü üzere Sebe kavminin başında o esnada bulunan Melike Belkıs'tı. Vakanın ileri aşamalarına göreceğimiz üzere Hz. Süleyman Aleyhisselam ve ordularından haberi de bulunuyordu. Aynen burada konuşan dişi karınca gibi. Vadi bir akarsuyun geçtiği derin arazi ve yüzey şekli demektir. Ki Sebek kavminin bulunduğu araziler su kaynaklarının kenarındaydı. Hatta baraj yaparak sulama kanalları vasıtasıyla zenginleşmişlerdi. Fakat sonrasında nankörlükleri ve kendilerini kendilerine yeterli görmeleri dolayısıyla Arimseli ile barajları yıkılmış ve arazileri perişan hale gelmiştir. Demek Cenab-ı Hak Hazreti Süleyman Aleyhisselam ile ve bizimle konuşuyor. Belki de Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncanın konuşmasını duyup olayı okuyunca gelecek haber karşısında bu yüzden gülümsedi ve Allah'a şükretti. İkinci sosyal rüya. Bu vakayı bir üniversite talebesi anlattı. Dedi ki okuduğum okul ile oturduğum ev arası bir hayli uzaktı. Otobüsle yaklaşık bir saat bir saat 15 dakika sürüyor. O günlerde de sınav zamanı, finallere gireceğim. Nasıl ders çalış çalışacağımı düşünüyorum. Cam kenarına oturmuştum. Kafamı cama yasladım. Otobüs o esnada Havalimanı'na yakın bir yerden geçiyordu. Birden bir şey dikkatimi çekti. Baktım ki bir karga bir ağaç dalından dikenli tellerin üzerine doğru bir sürü uçtu ve kondu. Sonra tekrar uçtu ve ilk başta bulunduğu ağacın dalına kondu. Sonra tekrar uçtu ve az önceki dikenli telin bulunduğu yere kondu. Allah Allah, bu bir işaret dedim. Bu vakayı, olayların dilinden anlayan birini anlattım. Sonra beraber olayı okumaya başladık. O okudu, ben zihnime yazdım. Karga rüyada insan aklının bir seviyesini işaret. Aklın hakikatleri avlayıcı değil, tabiat toprağını kazarak gizli hakikatleri bulmaya çalışan yapısını bildiriyor. Çünkü Arapçada tefekkür, karganın toprağa eşeleyerek içinde gömdüğü cevizi bulmasına verilen isimdir. Yani benim tefekkür etmem, konuyu anlamaya çalışarak okumam gerektiğini işaretmiş. Ağaç dalı ise, insanın ruhu rüyada bazen ağaç şeklinde görünür. Dalı ise, insanın ruhunun düşünce yönüne bakar. İnsanın aklı ise, bir açıdan Hz. Süleyman'ın aleyhisselam hütüdü gibi oluyor. Dış dünyaya uçuyor, geziyor, kazıyor ve rızkını buluyor. Dikenli tel ise bu tarz teller sınır belirtmek için kullanıldığından dolayı aklın hareket edeceği sahanın sınırlarını belirtiyor. İki defa aynı yer arasında uçarak gidip gelme ise ders materyallerini baştan sona iki defa okumam gerektiğini işaretmiş. Sayfaların ön yüzleri ileri uçuşa, arka yüzleri olsa ise geri uçuşa işaret. Olayı bu şekilde okudu. Ben de olayın bu mesajını aldım. Olayın işaret ettiği üzere dersime çalıştım. Çok şükür dersimi geçtim. Bana bu şekilde yol gösteren Allah'a çokça şükrettim. Benimle her an ilgilendiğini gördüm, hamd ettim. Üçüncü sosyal rüya. Bu vakayı ise yakinen tanıdığım bir arkadaşım anlattı. Kendisi kitap okumayı seven birisi. Bir çocuğu var, o da okumayı seviyor. Bir gün çocuğu ondan bir kitap almasını istiyor. Yayın evinde söylüyor fakat günlük hayatın telaşesi içinde arkadaşım unutuyor. Bir gün vapurla İstanbul'un Avrupa yakasına geçiyor. Sonra tramvayla Gülhane civarında bir yokuştan yukarı yürürken yolda karşısında bir köpek görüyor. Köpek sokağın ortasında büyük tuvaletini yapıyor. O esnada az çok olayların dilini bildiğinden aklına hızlıca şunlar geliyor. Rüyada büyük tuvaletini yapmak, kendinden para çıkmak ve harcama yapmak anlamına geliyor. Rüyada para genelde insanların iç dünyasını kirlettiği ve şirke soktuğu için pislik olarak görünüyor. Benim de paraya karşı zaafım var. Ben de öyle görüyorum. Köpek ise dünyaya ve bir kuruma bağlı olarak çalışmak anlamına geliyor. Ben de zaten bir şirketin elemanıyım. İş sahibi değilim fakat işime sadık birisiyim. Bunlar gösterir ki ben az sonra para harcayacağım. Sonra birden etrafıma baktım. Bir de ne göreyim Çocuğumun sipariş verdiği kitabın yayın evinin tam önündeyim. Hemen içeri girdim ve kitabı aldım. Benden de para çıkmış oldu. Vaka da aynen gerçekleşti. Demek hayatımızdaki en ufak bir şey dahi belirli bir düzen, bilgi ve kontrol altında gerçekleşiyor. Her ne kadar bizim açımızdan küçük ve önemsiz olsa da bir çocuğun sevinmesi ve şükretmesi Allah nazarında büyük bir hadisedir. O çocuğun dünyası açısından da o şey çok büyüktür. Dördüncü sosyal rüya. Bunu bir arkadaş anlattı. Onların bir ders halkası var. Bir gün arkadaşlarıyla beraber yola çıkıyorlar. Yol kavşak gibi bir yerden geçiyor. Her nasılsa defalarca geçtikleri o kavşakta bu sefer yolları karıştırmışlar. Başka gidiş yolu da olmadığı için tekrar o kavşağa gelmeleri gerektiğinden 10 dakika bir zaman kaybı yaşıyorlar. Fakat o kavşağa gelip bu sefer geçerlerken garip bir manzara görüyorlar. Büyükçe bir fare soldaki refüjün üzerinden yola atlıyor ve yolun karşı tarafına geçiyor. Bu vakada yaşanacak olana dair değil, yaşanmış şeye dair bir rapor ve haber verme var. Rüyada fare hırsıza ve özellikle zaman hırsızlığına işaret, yani zaman kaybına. Farenin yoldan geçmesi ve karşı tarafa erişmesi gösterir ki, bu zaman kaybını onlar Mesafe kat edeceğim derken yapıyorlar. Hakikaten de arkadaşım ve grubu bu yolculuklarında 10 dakikalık bir zaman kaybına uğradılar. Görülen fare de bu kaybın işaretidir. Fakat bazen yaşanılacak şeylerin de habercisi olabiliyor. Beşinci sosyal rüya. Bu vakayı ise Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor. Mekkelilerin baskısından dolayı hicret yapmak zorunda kaldığında yanına Hz. Ebu Bekir'i radıyallahu anh dağılır. Beraberce Medine'ye doğru yola çıktıklarında Mekkeliler bir ilan yaparlar. Onları yakalayana yüz deve var. Bu vaat karşısında birkaç kişi ben onları bulurum diyerek yola çıkıyorlar. Bunlardan birisi ise Eslem kabilesinden Büreyde bin Husayb. Büreyde Eslem kabilesinin bir oymağı olan Sehmoğullarının reisiydi. Yanına 80 kadar adam alarak Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam ve Hz. Ebu aramaya başladı. Nihayet Amini mevkiinde onları buldu. Peygamberimiz onların kendilerine doğru geldiğini gördü fakat hiç telaşlanmadı. Çünkü o bütün kalbiyle Allah'a tevekkül etmişti. Büreyde'ye kimsin diye sordu. Büreyde'yim cevabını alınca Hz. Ebu Bekir'e içimiz serinledi ve düzeldi buyurdu. Arapçada bert serinlik, barit serin, Büreyde ise küçük serin şey anlamına geliyor. Hazreti Peygamber karşısındaki kişinin ismini hayra yorumluyor. Sonra Büreyde'ye kimlerden olduğunu sordu. Büreyde Eslem kabilesinden cevabını verdi. Arapçada Eslem en selamette olan kavga ve karkarşadan uzak olan demek. Hazreti Peygamber selamete erdik diye düşündü ve Hazreti Ebu Bekir'e bunu söyledi. Peygamberimiz sonra Eslem'in hangi kolundansın buyurdu. Büreyde Sehmoğullarındanım cevabını verdi. Arapçada sem ok demek. Hazreti Peygamber Ebu Bekir ile ikimiz bir okuz. Kader tarafından Mekke'den Medine'ye doğru atıldık. Ve ok hedefine varacak mesajını bu isimden ders alıp Hazreti Ebu Bekir'e söyler. Birey de o esnada karşısında konuştuğu zatın kim olduğunu bilmiyordu. Fakat onun metanetine, cesaretine ve konuşmasına hayran kalmıştı. Onu tanımak istedi, kim olduğunu sordu. Peygamberimiz ben, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in cevabını verdi. Büreyde'nin yüzdevi için aradığı kişiler tam karşısındaydı. Hz Peygamber onu Müslüman olmaya davet etti. Büreyde'nin kalbinde iman meşalesi yanmaya ve yüzü iman nuruyla aydınlanmaya başladı. Hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Yanındakiler de kendilerine tabi oldular. Kabilesinin işaret ettiği üzere İslam'a girerek en selametli bir hale geldiler. Birey açısından da vakaya bakmak lazım. Çünkü o da bir hayat yaşıyor ve insanlarla karşılaşıyor. Onun açısından bakarsak Ebu Bekir ilklerin babası manasında olmakla kabilesinden ilk İslam'a girecek kişinin kendisi olacağını bildiriyor. Ki aynen öyle oldu. Muhammed ismi ise Allah tarafından övülmüş manasında olmakla hakikaten Allah tarafından övülen bir işi yaptı. Birey de hem İslam'a girdi hem kabilesinin imanına vesile oldu, hem İslam için kritik bir nokta olan hicret yolunda kösteklik yapmadı, Hazreti Peygamber'in bilakis destekçisi oldu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendini tanıtırken kullandığı Abdullah ismi Allah'ın kulu demek. Bu isim bireydenin Allah'a kulluğa yöneleceğini bildiriyor. Abdülmuttalib ismi ise talep etmek kendi özelliklerinin gereği olan zatın kulu demek. Bu manada bu isim Allah'ın Büreyde'nin iman etmesini istediğini, Büreyde'nin fıtratının imanı aradığını bildiriyor. Hakikaten de Büreyde hiçbir zorlama olmadan kendi isteğiyle Müslüman oluyor. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Hayatınız Allah'ın ilgisi ve sevgisi altında rüya gibi güzel ve manalı bir cennet hayatı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.